Beynimizi daha çok kullanıp şimdiki halinizden daha iyi olmak ister misiniz? Diye başlayan haber ve yazılara sıkça rastlarız. İnsanlar yıllardır beyinlerinin tamamını değil %10'unu kullandığını düşünüyor. Üstelik bu konuda Lucy gibi filmler bile çekiliyor. Günümüzde sosyal medyanın işin içine girmesiyle en ufak yanlış anlaşılma dünya çapında yayılabiliyor. Örneğin beynimizin %2, %5 ya da %10'unu kullandığımız bilgisi gibi. Beynimizin %10'unu kullandığımız efsanesi Einstein'ın yaşadığı yıllarda kabul gören bir gerçekti. Ancak bu gerçek daha sonradan yapılan çalışmalar ile değişti. Bize kalan artık yanlış bir bilginin popüler kültürdeki yeri oldu. O dönemde Harvard'da görev yapan psikologlar beyin çukurunu boşaltarak davranışlarda ve düşüncelerde bir değişiklik olup olmadığını gözlemlediler. Sonuçlara göre insanlar beyinlerinin sadece %10'unu kullanıyordu. Albert Einstein de bu konu hakkında destekleyici açıklamalar yapınca görüş popüler bir hal almaya başladı. Son çalışmalar gösteriyor ki beynimizin %10'unu kullanıyor olsaydık bitkisel hayatta olmamız gerekirdi. Gelişen teknolojiyle birlikte herhangi bir cerrahi müdahale olmadan da beyinle ilgili veriler elde edilebiliyor. Hemen hemen herkesin duyduğu MR, insan beyninin kullanılmayan hiçbir bölgesinin olmadığını rahatlıkla gösterebiliyor. Çok basit bir hareket olan parmak çıtlatma sırasında bile beynimizin %70'ini kullandığımız ortaya konuldu. Beynimizin %10'unu kullandığımızı savunan söylentiler, bazı insanlar tarafından beynin %100'ünü kullandığımızda süper güçlere sahip olacağımız şeklinde bile yorumlanmıştı. Bugün bile toplumun büyük bir çoğunluğu bu tutarsız söylentiye inanmakta. Bu tarzda daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.